Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bolerimizi örmeye ben devam ediyorum. Ve bayağı bir ilerledik. Beden kısmını bitirdik. Sadece etek kısmı ve yaka kısmı kaldı. Buraları da inşallah paylaşacağım. Nasıl çalıştık, neler yaptık? Bir arkaya dönüp ben anlatmak istiyorum Allah izin verirse. 46 ilmeyle şu arka kısımdan başladık. 2 ters, 2 düz olarak bu çubuklar halinde 18 taneyi tamamladıktan sonra 14 ilmek omuz başlarında bırakarak ön bedene geçtik. Ve 14 ilmeği 5 çubuk oluncaya kadar ördük. Örmemize devam ettik. Bu 5 çubuk olduktan sonra 4 defa 1-1 artış yaptık. 2 defa 2-2 artış yaptık. Son artışımız 3 ilmek oldu. Bu 3 ilmeği yine 10 tane çubuk oluncaya kadar ördük. Yalnız bir değişiklik yaptık. Burada 4 ilme ön pat için kullandık. Ve sağlı sollu bu şekilde ön bedenimizi bitirdik. Ön beden bittikten sonra yan kısımdan kollar çıkarttık. Şu şekilde göstereyim. 76 ilme buradan ilme çıkarttık ve 5 diş, 2 4 5 diş ördük. 5 diş ördükten sonra 13 ilme buradan kestik, 13 ilme buradan kestik ve ilme sayımızı 50'ye düşürdük. Bu 50 ilmeği 20 sıra ördük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 sırayı ördükten sonra bu karnabahar modelimizi uyguladık. Burada biz şu kısımlarda artma yapılıyor ve modelimizi 2, 4, 5 defa uyguladık. Modelimiz bittikten sonra 3 dişte haroşa olarak örüp kestik. Şimdi ise iyi yüze gelecek şekilde ikiye katlıyorum şu şekilde. Burada yaptığım gibi bakın bu tarafı diktim. Burayı da aynı şekilde dikeceğim. Şurada ilmeleri birbirine denk getirerek bu şekilde dikiyorum. Evet, kolu diktim bu şekilde. Şimdi beden kısmını dikiyorum. O artmış olduğumuz 13 ilme bu kısım. Bu beden kısmı. L şeklinde dikiyorum.
Evet, diktik. Bakın bu şekilde kolumuz ve dış kısımdan başlayarak iç kısım burası. Sağ taraftan başlayarak bu şekilde ilmek alıyorum. Her ilmeden bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Tığ ile ben daha kolay çıkarttığım için bunu tercih ediyorum. Siz farklı çıkartırsanız bu şekilde ilmek alıyorum. Tüm etek kısmını bu şekilde alacağım. Evet, şu an arka yüzeyim ve taktığım tüm ilmeleri ters olarak öreceğim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ters olarak öreceğim. Ön yüzde ise modelimizi kuracağım. Evet, şimdi ise ön yüzdeyim. Bismillah. Ve modelimizi kuracağım. 4 tane burada şu patımızı örüyoruz. Bu 4'ü ördükten sonra 1, 2, 3 tane ters örüyoruz. Bir tane artı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeği ters olarak örüyoruz. Aynı şekilde 6 tane artış yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Başına bir tane atıyorum, bir düz örüyorum. Birinci düzüm başına attım, ikinci düzüm başına atıyorum, üçüncü düzüm başına atıyorum, dördüncü düz, beşinci düz başına atıyorum ve altı. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane de ters örüyorum. Bakıyorum. 2, 4, 5 ve de 6. Sıranın sonuna kadar 6 arttırıp 6 ters öreceğim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gidecek. Evet. Ben bolyoramızı örmeye devam ediyorum. 2, 4, 6 tane model uyguladım. Şimdi ise etek kısmını şurada göstermek istiyorum. 2, 4, 6 tane model uygulamışız. 1, 2, 3 tane de. Şimdi şu haroşalarımızı gideceğiz. 3 diş haroşa öreceğiz. Ondan sonra bolerimizin alt kısmı bitmiş olacak. Ve yaka çalışmasını inşallah yapacağız birlikte. Burayı bitirelim. Tekrar göstereyim. 2, 4, 6 sıra. Aynı burada da. 2, 4, 6 sırayı tamam ettik. Arkadan ters olarak ördüm, geldim. Şimdi ise yine aynı şekilde 3 diş, 3 sıra
Haroşa öreceğim. Modeli göstermedim. Çünkü kolda anlatmış, göstermiştim modelin yapımını. Birlikte kurduk. Bu şekilde ters olarak. Model uygulamıyorum. Bu sıra modeli bitirdim. 3 sıra örüp gideceğim. Evet, 3 sırayı tamamladım. 1, 2, 3. Şimdi ise keseceğim, kesme işlemini yapacağım. Bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamını artık keseceğim. Evet, 3 sırayı tamamladım ve kestim. Bakın bu şekilde. Şimdi ise yaka çalışmasını yapacağız inşallah. Yakayı da birlikte çalışalım. Evet. Gördüğünüz gibi boleromu bitirdim. Kollarını, beden tamamen bitti. Sadece yakamız kaldı. Yakamızdan şimdi inşallah bismillah ilmek alıp tığıyla ben ilmek alıyorum ve hem iç kısmı çok muntazam ve düzgün oluyor. Kanalımda bununla alakalı bir videom var. Seyredebilirsiniz. Evet, bu şekilde. Çıkartmış olduğum bu ilmeleri şişime takıyorum. Önce tığa biriktiriyorum. Tüm yakayı bu şekilde ilmek çıkartarak doğranacağım. Evet, bu şekilde tamamen bu teknik çok kullanışlı ve çok güzel oluyor. Şimdi ise ters olarak örüp gideceğim ve modelimi de hemen göstermek istiyorum. Evet, bu şekilde modelimiz 1, 2, 3 sırayı tamam edeceğim. 3 sırayı tamam ettikten sonra tekrar bu kısımdan ilmek çıkartacağız. Bu 3 sırayı tamam edeyim ben inşallah. Bakın bunu da aynı teknikle çalıştım. Evet. 1, 2, 3 sırayı
Tamam ettim. Şimdi keseceğim burayı. Bu şekilde sıranın sonuna kadar tamamını kesip bitireceğim. Evet. Kestim, bitirdim şu an. Şu şekilde. Hemen şu haroşanın altından, ters örgünün altından şu şekilde bir bu şekilde takacağım. Düz düz şu anda düzümden takıyorum. İlmelerimi taktım ve bir sıra bu şekilde arkadan örüyorum. Bir işlem yapmadan. Bu iç yüz olacak ve bir sıra ben örüp gideceğim. Evet, şimdi düz düzeyim ve modelimi kuruyorum. Bir tane kenar ilmeği, bir, iki, 3 tane ters ilmek başına atıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane de ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane tersten sonra aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 bu şekilde sıranın sonuna kadar 1 2 3 4 5 6 sürekli şurayı kontrol ediyorum ki ben şaşırabiliyorum. 1 2 3 4 5 6 bu düzün yanından 2 4 6 tane ters öreceğiz. Bu tersin yanından ise arttıracağız. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın ilmelerim bu kadar kaldı. 6 tane ters ilmeden sonra başına atıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 ilmeden sonra aynı şu başta yaptığımız gibi
Şu ilk baş kurulumunu yaptığımız gibi 1, 2, 3 tane ters, bir tane de kenar ilmeği olmak üzere örüp dönüyorum. Ve arkada ise tamamen ters olarak örüyorum. Bu şekilde ters örüp geleceğim. Evet, şu anda yine ön yüzdeyim ve burada aynı şekilde 1, 2, 3, 3 tane ters örüyorum ve diğer ilmelerimi tamamen düze çeviriyorum. Düz olarak bu sırayı düz olarak öreceğim. Arkadan da ters olarak arkaya örüp geleceğim. Bir model daha kuracağım. Evet. Şimdi tabanda bir tane model uygulamıştık. Bir tane daha model uygulayacağız. Burada bir tane kenar ilmeği örüyorum. Bir, iki ve üç tane. İkisini bir ederek kesiyorum. Aynı şekilde bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. İkisini bir ederek kesiyorum. Tabanda kesme yapmadım. Şu alt kısımda ilk modeli kurduğum zaman kesme yapmıyorum. Artış yapıyorum, kesme olmuyor. Ama bir üst modele geçtiğim zaman kesme yapıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Bu şekilde artmış olduğum bu 6 ilmeği tekrar bu şekilde geri yok ediyoruz. 2, 4, 5 ve 6. Tekrar aynı şekilde 2, 3, 4. Evet, tekrar kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane artışımız oldu. Tekrar 6 taneyi bu şekilde ikisini bir ederek ters olarak kesiyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde 2, 4, 5, bir tane daha keseceğim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, şimdi yine arka sıradayız ve arkadan ters olarak örüp geleceğiz. Bu sırayı örüp ters öreceğim. Önden düz öreceğim. Tekrar bir ters daha örüp ve keseceğim. Bundan başka model uygulamayacağım. Evet, bu sıra model yapmam gerekiyordu ama model yapmayacağım, kesim yapacağım. İki sıra gittim, geldim modelden sonra. Ve şimdi kesim işlemini biraz gevşek yapıyorum ki daha güzel dursun diye. Evet, sıranın sonuna kadar bu şekilde kesip geleceğim. Evet arkadaşlar, bir projenin daha sonuna geldim. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.